Büyük bir deprem atlattı Maraş. Siz bu süreçte neler yaşadınız? Her şey böyle film çizgileri gibi insanın gözünün önüne geliyor yani. Acil olarak kızımın odasına koştum. Onu aldım, annesinin yanına getirdim. Yani o şiddet anında üçümüz bir aradaydık. Ya sanki böyle dışarıdan bir film setine girmişim. Yani bir sinema filmini izlerken sonradan o şeye dahil oluyorsunuz gibi bir anı yaşıyorsunuz. Çünkü korkunç bir şey. Yani hayatınızda hiç görmediniz. Hani filmlerde bile az rastlanır bir durum. Etraftaki tüm binalar yıkılmış ve içerideki işte yakınlarını bekleyen, dışarıda ağlayan insanlar var. Peki kendi şehrinizi kızını görünce neler hissettin? Hatta ben mağazanın videosunu çekmiştim, reklam yapmıştım. Şimdi 3 katlı, toplam 350 metrekare perde mağazası. Yani Maraş'taki en büyük perde mağazası. Bir gün sonra geliyorsunuz, bir harabeyle karşılaşıyorsunuz. Bunlar var. 15 gün enkazın başında bekledim. İşte çıkarmam gereken önemli evraklar vardı. Yani ben senetli satış yapıyordum. Bütün senetlerin, ürünlerin hepsi buradaydı. 15 gün enkazın başında bekledim. Soğuk bir taraftan, yani ne bileyim işte o enkaz yığınıyla sürekli yani baş başa kalmak ayrı bir sıkıntı. Ağır bir şeydi. Yani hala da o sıkıntıları aslında atlatabilmiş değiliz. Depremde ilk zamanlarda çok fazla bir sıkıntı yaşamamış gibi görünüyorlardı. Çünkü sıkıntıları ertelemişlerdi. Ama asıl yani depremin oluşturduğu kaos, psikolojik sıkıntılar şu an gün yüzüne çıkmaya başladı. İnsanların yüzleri gülmüyor, insanlar çok gergin. Ve daha ilginç olan, böyle insanlarda bir hafıza kaybı oluştu. Yani sanki böyle geçmişe ait çok şey hatırlamıyor gibi. Yani diyorum ya, sanki bundan sonra daha ağır, psikolojik olarak daha ağır hissedeceğiz gibi geliyor yani. Peki çok fazla mal kaybı oldu mu? Tümürlerinizi çıkartabildiniz mi, yoksa hepsi enkazda mı kaldı? Yani şöyle söyleyeyim, çok az miktarını çıkarabildim. Çok az miktarını. Onu da değerinde satamıyorsunuz zaten. Ki toparlanma süreci nasıl oldu? Nasıl bir maddi sıkıntı yaşadınız, maddi manevi? Yani herkes gibi hala sıkıntı yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü yılların birikimi bir anda toprağın altına giriyor yani. Ve bu böyle 7 saniye gibi bir sürede oluyor. Çünkü bizim bina 7. saniyede yıkılmış yani. O enkazın içindeki bazı işte ürünleri çıkarmam gerekiyordu. Hiç tanımadığım insanlar ya da sadece merhaba dediğim insanlar benimle birlikte o çamurun içerisinde saatlerce ürün çıkarmam için bana yardımcı oldular. Peki burayı ne zaman açtınız? Şimdi burayı biliyorsunuz belediye yaptı. Yani 7. ayda burayı açtık. Tabii eski işi yapmak mümkün değil. Yani dediğim gibi 350 metrekare bir mağazada müşteriye hizmet veriyorsunuz. Bir anda 25 metrekarelik bir yerde çalışmaya başlıyorsunuz. Peki sıfırdan mı yaptınız burayı? Sıfırdan mı kurdunuz? Yani hemen hemen öyle diyebiliriz. Yani çok, dedim ya, çok az bir kısmını kurtarabildim yani. Peki şu an deprem öncesi ve sonrası karşılaştırma yapacak olursak, hani süreç nasıl, alımlar nasıl, hangi alanda değişti? Şimdi aslında şunu görüyoruz. Alışveriş yaparken acil ihtiyaçlarını alacak şekilde alıyorlar. Yani artık bir çok fazla lükse önem vermiyorlar ya da şimdi tasarım boyutuna, bu boyutuna çok fazla önem vermiyorlar. Çok sektörde belli bir noktada bir canlanma olacaktır yani. Bunu bekliyoruz. Peki son 5 yılı göz önüne alacak olursak size nasıl bir değişim geliyor? Yani nasıl bir değişim oldu? Mesela belli bir kitle daha iyisini alıyor. Son 10 yılda zenginleştiği için çok daha iyisini almaya başladı. Ama orta gelirli biliyorsunuz artık yok olmayla yüz yüze. Bir de hani işte asgari ücretle çalışan bir kitle var ki Türkiye'de bu çok ciddi, özellikle Kahramanmaraş'ta bir rakam teşkil ediyor. Bu anlamda haliyle daha da ekonomik ürünlere yöneliyorlar yani.